Her iki kitabı da satıyoruz. Elektronik kitabı da satıyoruz. Basılı kitabı da satıyoruz. Müşteri açısından aslında durum şöyle. Ben uzun süre kitabın müşterisiydim. Hala da kitabın müşterisiyim. Dolayısıyla kendi hissiyatımı burada açıklamaktan geri durmak istemiyorum. Refik Halit Karay'ın Gurbet Hikayeleri diye bir kitabı vardır. Hı. Hepimiz biliriz, çok severiz. Burada Eskici diye bir öykü var. Ben bu öyküyle ilk defa Münir abi şeyde tanıştım. İlkokul 3. sınıftı çok herhalde. Çok güzeldir. Türkçe evet. Kitabı. Tabii. Bu Eskici'de Refik Halit Karay bize şu hissiyatı vermeye çalışır. Senin gerçek vatanın Türkçedir. Gerçekten orada Küçük Hasan memleketinden sürülüp, memleketinden annesi babası öldüğü için bir Arap memleketine gittiğinde o küçük çocuğun Türkçeden koptuğu için yaşadığı ızdırabı en derin haliyle hissederiz. Ve orada benim bütün hayatım boyunca zihnimden hiç kopmayan bir cümle vardır. Hepiniz bilirsiniz o öykünün meşhur cümlesini. Çiviler ağzına batmaz mı senin der. Şimdi bu çiviler ağzına batmaz mı senin cümlesini bir kitap okuru olarak ben veya bizim müşterilerimiz, okurlarımız bir duvarda, projektör ekranında bile görse, bir tablette de görse, bir e-okuyucuda da görse veya bir kağıtta da görse aynı hissiyatı yaşar. Çiviler ağzına batmaz mı senin bizim öz vatanımızın Türkçe olduğunu? Anlamını kaybetmiyor yani. Kaybetmez. Yani kitapla ilgili yaptığımız romantizmde şuna dikkat etmemiz gerekir. Evet, basılı kitap bizim yıllardır kardeşimiz, can dostumuz, başucu objemiz oldu. Onunla yaşadık, onunla büyüdük. Ona aşığız, onu bırakamayız elbette. Ama basılı kitaba bu onuru veren Refik Halit Karay'ın bu cümlesidir. Çiviler ağzına batmaz mı senindir? Bence bu cümle nerede gezerse gezsin, nereye giderse gitsin, orayı şereflendirir, onurlandırır. Asıl olan cümlelerdir, güzel cümlelerdir, Türkçedir. Bizim vatanımız Türkçe. Onun için artık soru teknik bir sorudur, konforla ilgili bir sorudur. Siz bana e-kitabımı, basılı kitabımı diye tercih edersin diye sorduğunda ben okuma şartlarıma, konforuma bakarım. Orada ben kitapla ilgili, yani kitabın içeriğiyle ilgili bir ayrıma gitmem. Hani gerçek kitap budur, bu değildir gibi. Gerçek kitap cümle içeren bir şeydir. Biz de e-kitabı fizik kitaba asla rakip olarak görmüyoruz.